Evet efendim bu videonun konusu birazcık sıkıntılı. Ne olur ne olmaz. Güzel şekilde takım elbisem girdim. Bir şekilde belki iyi hal indirim falan alırız. Neden konumuz şu hocam? Türkiye'de maalesef bazı firmalar göz göre göre bizleri kazıklıyorlar. Hukuk sistemimizde de boşlukları olduğu için çatır çatır geçiriyorlar. İşte bunları korkusuzca bir şekilde ele alalım dedik. Ben Deniz Kim miyim? Ben Deniz bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Bu YouTube videoları sayesinde elde ettiğimiz tüm gelirleri de biraz sonra videoda bahsedeceğimiz firmalar 8 liranın 10 liranın peşinde koşsalar da bizler gidip bu gelirlerin hepsini tamamıyla bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem gelecek videodan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarı noktasında bize katkı sunabilirsiniz diyelim ve evet sinirli öfkeli olduğum bu videoya girişimiz yapalım. Umarım başımız yanmaz. Ve ilk firmamız Türksel ve fizik. Şimdi hocam Fizi'yi belki duymuşsunuzdur. Spotify gibi bir müzik e, dinleme platformu ve fiyatı 20 lira. Nerede Spotify aynı hatta Spotify'ın aile ücreti falan alırsanız Fizi çok daha pahalı. Niye? Çünkü amaç fiziği satmak falan değil hocam. Fizi sayesinde insanları dolandırmak. Altı tekrar çözüyorum. Türk style insanları dolandırıyor. Nasıl yapıyor? Çoğumuz bazı yerlerden hani sözleşme imzalarız okumuyoruz. Ya da evinize gelince ses kaydı olunmadığı için Türkselce'ye bir şey bağlarken ya da orada ses kaydı alınmadığı için dükkanlarda diyor ki fizi var bedava. Siz de bir anda evet diyorsunuz ya da mesaj geliyor bir şekilde yanlışlıkla evet diyorsunuz. Aynı anneme de aynen bunu yapmışlar hocam. Bir şekilde fizyeli yapmışlar. Güzel. Sonra bir fark ettik. 20 lira her ay geçiriyor Türksel farkında olmadan annemin faturasına. Sonra tabii ki aradım. iptal etmek için. Sonra annemi de hoparlöre verdim. Dolayısıyla konuşturuyorum. Karşıdaki beyefendi bana dedi ki yalnız bunu kabul edemeyiz. KVKK bilmem ne gereği anneniz bizzat bizimle görüşmesi gerekiyor. Ya annem size bağlanamıyor belli ki. Ve başka şehirde ve ben sizi hoparlörü açıp görüştürüyorum. Sıkıntı değil hocam. Uğraştıracaklar belli ki. Ama uğraştırırken köpek muamelesi yapıyorlar. Biraz sonra diyeceğim köpek muamelesi yapıyorlar. Gururunuzla oynuyorlar ya. Bu kadar aşağılıkça bir şey olmaz. Gerçekten ya pazarımızı mahvettiler ya. İnanılır gibi değil hocam. Tek bunlar da değil. Hepsini tek tek anlatacağım biraz sonra bütün bu filmlerin yaptığı çakallıkları. Neyse hocam. Annem bir şekilde ben hani Anlattım. Bak şunu nasıl şöyle yapacaksın, şöyle şöyle. Zar zor ulaştı müşteri temsilcisine. Ulaştı. Ben bizzat kendisiyim dedi. Evet dedi, iptal edeceğim. Ne dediler biliyor musunuz? Bilmem kaç sıfır sıfıra iptal yazıp mesaj atacaksınız. Bak. Hocam, yani bu bu ayıptır. Biz az önce size telefonla konuştuk. Anneniz bizzat aramıza gelip kahve kalk Verdiğiniz bilgi bana şu iptal yazıp bilmem. Bak seninle oynuyor hocam gururunda. Güzel. Neyse annem bunu da yaptı. Zaten bir iptal edemedi. 12 aylık sözcük bilmem ne bir yeni bir me mesaj oturdu. O mesajla başka yere yönlendiriyorsunuz. Yani dolayısıyla kolay kolay hani belli yaşının üstündeki bir insan yapabileceği bir süreç değil bu. Değil yani. Hakikaten değil. Bunu özellikle böyle yapmışlar. Neyse her sonunda iptal ettik. Bütün bu sinemiz bozuldu. Mesaj geldi hocam. 8 lira iptal ücret aldılar. Bak abone olmadığımız kendimiz hiçbir şekilde istemediği annemin asla kullanmayacağı bir servis bu. Çok net hocam, çok net. Ama ne yapıyorlar? Geçirebilirlerse 20 lirasına geçiriyorlar. İptal ettiğinizde de hiçbir şekilde farkında olmadan bir yerde imzaladığınız ufacık şeyler sayesinde size 8 lira geçirmiş oluyorlar. Bak koca Türksel'den bahsediyorsan 8 liranın peşinde bunu yapmak ayıptır. Ve daha iyi bu şu hocam. Düşünsene o, o, kadar çıldırtıyor ki bu sizi. şey yapıyorum. O olmaz diyor. KVKK geri diyor. Annem zar zor ulaşıyor. Mesaj atacaksınız diyor. Bak gururun öyle abi. Ya söylesene ben mesela atacağım ilk başta. Ya köpek mi abi? Yetmiyor bir de 8 lirada geçiriyor. Ya resmen gururunuz da abi. Ara müşteri müşteri hizmetlerimi benimle kavga et diyor ya. Aradım ben de dayanamadım abi. Çünkü acayip can sıkıldı. Hele anneme yapılınca bu muameleler. Ya dedim Allah siz belanızı versin. Telefonda beddua kudum. <laughs> İçimi böyle rahatlattık. Ama bak işte. Koca Türk Türksel bunu yapıyor. Hukuki yollarımız buna da izin veriyor. Niye? Kim bakacak hocam sözleşmeye ya da 8 lira için tüketici hakları mahkemesine mi gideceğiz? Yani 8 lira bu sonuç itibariyle. Buna kafanızı yorup günlerinizi falan ayırmanız gerekiyor. Kimse de böyle bir zaman yok. Türksel de hukuki boşluktan bundan yararlan ahlaksızca cebimizdeki paraları alıyor. Türk Saç Kurumsal Çözüm Merkezi. Hemen bedduamı direkt kendilerinin önünde yapayım isterim. Allah sizi kahretmesin. Allah sizin bin türlü belanızı vermesin efendim. Sizin bütün borsadan kazandığınız o paralar var ya devre kesin yere düşsün. 8 lira mı vereceksin Türksel? Görüşeceğiz. Bir diğer firmamız ise Vodafone. Şimdi hocam Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Hukuk o kadar boşlukta ki, tüketici o kadar korunmuyor ki. Ya bundan kurtulayım şuna geçeyim yok. Kucaktan kucağa hoplatıyorlar hocam bizi. İşin gerçeği bu. O oradan geçiriyor, bu buradan geçiriyor. Vodafone'da da şunu yaşadık hocam. Bak sadece bir ayda ya ömrü boyunca hepiniz kimler neler yaşadık hepimiz biliyoruz da hani artık bunu anlatmak gereği var. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Hukuk devleti ise burası bunların bu firmaların bu kadar para kazanan firmaları alıp çekip cezasını vermesi. Vodafone'da şu var hocam. Vodafone evde internet aldık. Twitch'le yayın falan yapıyoruz. Bu arada Twitch'imiz reklamını yapalım. Twitch'te çok güzel yayınlar yapmaya başladık ama şöyle bir sıkıntımız vardı başlangıçta. Yayın gitmiyor. Sürekli kesiliyoruz. Ve biz evde de sürekli kesinti yaşıyorduk. Kablolu bağlarsam Vodafone'un birçok modeminde olan arızası bu. Kablolu bağladığım zaman da Wi-Fi kesiliyor evde. Dolayısıyla ben arıyorum, geliyorlar. 10 kere aradım hocam. Uzatmaya gerekiyor. yok. değiştirdim. olmadı. Sonuç itibariyle. Ama olay ne hocam? Olay temelde şu. Vodafone ikinci el şeyleri modemleri size gönderiyor. Çoğu da arızalı. 2 Vodafone birçok yerde Türksel altyapısını kullanıyor ve yine hukuk işlemediği için Türksel belli ki birçok yerde bunları gerekli altyapı sunmuyor ve internetleri çok kötü. Vodafone evde netleri kullanılmaz yani. Çöp. Çok, çok net söylüyorum. Ve biz bunu iptal ettirdik. Tabii ki bir cayma bedelim var. Aradım dedim ki cayma bedelim ne kadar? 400 lira dediler. Tamam dedim ben 400 lira razıyım. Yeter sizden kurtulayım. Bıktım çünkü. Sonra iptal ettim. Diğer firmaya anlaştım. Diğer firmaya bağlattım tüm internete bağlı olduğundan emin olduktan sonra Vodafone'u aradım ve iptal etmek istedim dedim. Benim cevabı bedeli bir anda oldu 800 lira. Bakın bütün bu telefon kayıtları Vodafone'da var şu anda. Hepsi var. İlk önce bunu 400 lira deniyor sonra 800 lira çıkartılıyor. Ve telefon da şöyle diyor emin misiniz? 800 lira cevabı bedeli çıkacak emin misiniz? Ya emin değilim çünkü 400 lira demişler. Şimdi 800 lira nasıl yaparsın? Anlatıyor işte telefondaki zaten umurunda değil ezberletilmiş. Yazık günah onlarda. Kim bilir benim gibi kaç tane şeyle uğraşıyordu ama yetmiyor hocam. Bak yine hukuksuzluk. Bu sefer rüşvet veriyor. Diyor ki kapatmayın. Aylık 50 yapayım ben size. 4 ay sonra zaten cayma bedeniniz kalmayacak. Parantez açıyorum. Yalan söylüyor. Çünkü yine kalacak. Bakın hukuksuzluk 2. Ve bunu bütün müşteri temsilci yapıyor. Bir hukuki bir şekilde müfettiş gitsin bunları tespit etsin. Vodafone bu yalanı herkes söylüyor. Ve bana rüşvet veriyor. 150 lira indiriyor. Aylık 50 lira indiriyor. Ya madem aylık 50 lira oldu bana niye onca zaman 100 liradan kakaladım bunu sevgili Vodafone ya da diğer firmalar. Bak hukuksuzluk. Sana geçiriyor geçiriyor iptal edeceğin zaman rüşvet olarak veriyor. Dedim Allah belanızı versin istemiyorum. Kapattırdık. Güzel. Hemen bir parantez açıyorum. O 50-50 olduktan sonra cayma bedeli çıkmayacak dediği de yalan. İnternette araştırdım. Daha sonra o da çıkıyor. Ama bitmiyor hocam. Dur. Şimdi artık faturamı almam gerek ki? Bu faturanın cayma bedelinin bir kısmını en azından yeni geçtiğim firma ödeyeceğini beyan etmişti. 800 lira ödeyemiyor bu arada. Çünkü önceden konuşmuştu. 400 lirasını ödeyecek. Neyse. Ya bak değil mi? Bıktım artık yani. Mail atmalarını bekliyorum. Atmıyor. Arıyorum atmıyor. Arıyorum atmıyor. E hocam mail atmıyorsunuz bana. Her türlü mailiniz geliyor. Reklam mailiniz geliyor. Vodafone'da bilmem ne değişikliği. Aman iptal etme mailiniz geliyor. Ama bir türlü ekinde benim faturam olan mailiniz bana gelmiyor. Ne yapmam gerekiyor dedim en son çıldırdım ya 3 günün sonunda. Dediler ki bizzat Vodafone'a gideceksiniz oradan çıktı alıp vereceksiniz. Bak hocam yine ahlaksızlık düzenbazlıktır bu. Evet efendim. Vodafone'un sabah köründe buraya kadar geldik. Çünkü müşteri hizmetleri de demişti ki mail atamazsınız. Gidip direkt şubeden alabilirsiniz. Biz de Eskişehir'deki bu şubesine geldik ve içeride şu bilgiye dedim. Burada da bana faturamı veremiyorlarmış. Ama bu saatte buraya kadar getirtilmiş oldum. Yine yalan bilgilerle Vodafone bizi buraya getirmiş oldu. Buraya kadar gelmişken de sövmeden gitmek olmaz. Takım elbisemiz hazır olduğuna göre hemen başlayalım. Allah belanı versin Vodafone. Allah seni kahretmesin. Sen nasıl bir firmasın insanları bu şekilde ayağına kadar getirip bir de yalan söylüyorsun. Teşekkürler Vodafone. Evet buradan itibaren birazcık bipleme yapalım dedik. Başımız yanmasın. Ama yine de takım elbisemi giydim. Önümü ilgiledim. İyi hal indirimlerini bekliyorum. Teşekkürler. İşte buradan da Toyota örneğine geliyorum. Şimdi bakın insanların canına kadar umursamazlık var şu anda Türkiye'de. Toyota'da da şöyle bir şey yaşadık. Bizim bir arabamız var. Bu arada podcast yakınımızı yapalım. Podcastlerimizi çekiyorduk bu aracın içerisinde. E, bir şekilde bizim stüdyomuz olmadığı için ufak olanaklarımız var. Bu ufak olanaklarla bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da hocam bir şekilde bu arabayı da şey YouTube'a falan koyunca nazar mı değdi? ne oldu <laughs> kem gözler <laughs> ufak bir kaza geçirdi. Ama kaza sırasında ben orada değildim bu arada ama kazan bir sorun var. Araba ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ve bunu Toyota bayını eşim bıraktı. Ben o sırada maalesef babam birlikte hastanede kalmam gerekiyordu ve iki haftalık bir oradan çıkamamamız gerekiyor. Bir karantina sürecimiz var. Ya o kadar seni bozuş, ki hani içinde bulunduğunuz durum böyle saçma sapan şeylerle uğraşmak ya gerçekten her yerden böyle pislik damlıyor artık şu an itibariyle. Yani nasıl anlatırım bilmiyorum da neyse Allah belalarını versin. Her neyse hocam <laughs> aradım dedim arabayı gönderiyoruz hani ama böyle bir şey olduğunu düşünüyorum bunu kontrol etmeniz gerekiyor çünkü insan canı hocam araba dediğim böyle bir şey değil ki bana Toyota şubesinde yetki şunu dedi hocam. Avukat tutun hocam dedi. Biz bunlarla uğraşamayız dedi. Bak aynen bu. Hocam ya dokunuyor ya. Öyle ya da böyle bir kaza yapılmış. Eşime bir şey olma ihtimali var. Dedi. Bir şey söylüyorum sana ya. Bunu bir dinle. Umrunda değil. Abi acayip inat ettim. Zaten karantinadayım. işim gücüm yok. Oturdum videosuna. Böyle videosuna şey yapıyorum. Şurada şu girecek şu. Anlatacağım. Herkese anlatacağım. Rezil edeceğim Toyota'yı. Sonra da bunu yükledim. Aha dedim bak böyle bir tane video yapacağım. Hemen hocam sağ olsun şimdi yanlışlık olmasın da bizi takip ediyormuş. Toyota'daki önemli bir yetkili. Bizi aradı. Hemen problemi çözmek için o Toyota alındı. Bütün kontroller yapılmak üzere. Bize de bir tane yedek araç verildi. Bak hocam. Yani Şimdi o yetkiliyi de şey yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim ama ben bunu sosyal medyada duyuracağım söylemedim çünkü kimsenin umurunda değil. öyle sen öyle hocam avukat tut Yani ne olacak ki kaza mı Bunu yapamazsınız hocam. Bunu Amerika'da, Japonya'da herhangi bir gelişmiş ülkede a, böyle ağzında böyle bir laf çıkmaya korkar ya oradaki yetkili. Ama Türkiye'de hiç umurunda değil hocam. Avukat tut diye bana ne? Hani. Umurunda değil ha. Ne zaman sosyal medyadan bahsediyorsunuz hemen bir anda telefonları Hocam gelişmiş ülkelerde sosyal medya iş yapmaz. Bizde her şeyde sosyal medya. Suçlu ancak sosyal medyada duyuruyoruz. Tecavüzü tekrar hapse istiyoruz. Ona buna tecavüz etmiş pisliğin önde gideni. Hukuka güvenemiyoruz. Sosyal medyada duyuyoruz. Kamuoyu yaratacağız da. Ya hocam herkes sosyal medya hesabı mı açacak? Herkes yüz binlerce kişi takipçi sahip olacak da hakkını mı koruyabilecek? E bu yaşadığım bu işte. Toyota ondan sonra benimle ilgilendi. Evet efendim sabah köründe Vodafone'a gidip faturayı da alamayınca ta oradan şehrin diğer ucundaki Toyota'ya gitmeye üşendik. O yüzden de dedik arkada green screen'de yapalım ve bunun için ne yaptık? Avatar'ın en yetenekli grafik tasarımcını getirdik. Hazırsanız başlayalım. Evet efendim. Allah belanı versin Toyota. Senin gibi Japonluk olmaz olsun. Japonların yüz karırsın. Utanmıyor musun? Teşekkürler. Hocam bu firmalar bazında da böyle, esnaf bazında da böyle ya. Bak hocam çıldırırsın ya gerçekten hani diyorum ya anlatırken artık ben bakıyorum ya. Evimizi satmaya çalıştık. Daha sattık da. Ee, kredi ödeyecektik. Hocam ya ben de gel gerçekten hocam ya, ya artık ya. Çünkü ben de bir söz vermiştim bir emlakçı. Yani tamam senle satacağız bu evi diye de. Allah var sırf onu mağdur etmemek için de sürekli de haber verdim. Senle satacağız merak etme. Çünkü sürekli arıyor. Ne zaman satacaksın? Ne zaman satacaksın? Ya aslında şeytan diyor. Kapat yürü git de ne şey olmasın diye işte iyiliğimizden evimi evi temiz Adamla satma Bir yap şey yaptık. Hemen satıldı zaten evde. Sonra şunu anladım hocam. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim eve atıyorum. 620 bin liraya satıyor. Bana diyor ki 600 bin lira. 20 binin cebine koyuyor. Bak hocam ya kafayı yersin ya Ayıp günah hocam ya Ve inanın bana ben orada bir emlakçı komisyonu var Devletin belirlediği Onun pazarını bile yapmadım Ne kadarsa al dedim bu senin hakkın Ya bu insanlar ahlaksızlar Ve en kötüsü herkesi kendini çok zevkli zannediyor Emlakçı da şeye gidiyor satışa Yaşlı bir amcaya hadi bana geçirdin de sevgili emlakçı Yaşlı başlı amca karı koca Emekli 3 kuruş parayı belki de zor denkleştirmişler. Orada amcayla bir şey konuşmaya Çocuk sonuçta yemiş adam. Nasıl amca falan araya giriyor. Hocam diyor sen şey yapma diyor. Kulakları duymaz bak. Çok zeki. Yani, Kulakları duymaz deyip beni şey yapacak. Sen de ona da şüphelendim. Yoksa gerçekten şüphelenmek istemiyorum artık. Ya kazıkla beni de ben duymayayım istiyorum. O kadar bıktım ki bu işlerden. Ya bu kendi zeki zannediyor. İşte sen onunla konuşma. Tamam merak etme. Ben de sen şey yapma falan. Yani, Abi ben salak mıyım? Değilim. değilim tabii ki. Sonra aradım Amcadan öğrendim ne kadar sattığını bizden şey geçirmiş amcayla bana da. Bak diyorum ya her yerde akıyor ya. Her yerde akıyor. Şeytan diyor ki ver bu emlakçının Gog'un hepsini. Bu adam da bu de. Herkes versin bir, bir, tane bir tek yıldızıyorum. Nasıl kazıklarını işi bitsin. Ama gerçekten esnafa yapasım yok buna Tek birey olduğu için. Her ne kadar bu kadar namusuzca bir şey yüzümüze baka baka yapmış olmasına rağmen yapasım yok. Ama büyük firmalarda da aynı şey hocam. Yani paranın içinde üzüyor onlar. Fark yok hocam. 8 liralık kazık atmaya çalışıyor sana bana. Ayıp ya. Ayıp. Son ciddi var hocam. Bu firmalar ahlaksızlar. Namussuzlar. Gerçekten ya yani utanmazlar ya. Bak başka ağzıma gelecek bir sürü şey söylemek istiyorum ama kendim tutuyorum. Öyle ya da böyle de hukuk sistemimiz de bunların elinde maşaya dönmüş durumda. Niye? E çünkü bunlar hukuk müşavirlikleri var. Bir sürü avukatı var ve sabit maaş veriyorlar. Bana, sana, başka binlerce insana dava açmak en ufak bir sözünüzde en ufak bir marka itibarlı, itibarını düşürecek bir şeyde dava açmak onlar için hiçbir ekstra maliyet değil. Ama senin benim gibi insanlar için yaşadığımız mağduriyetlerde bir dava açabilmek, süreci yürütebilmek çok büyük maliyetler. Avukat tutmak, o süreçte ne yapacağımızı öğrenmek, nasıl başvuruyor hepsi üzerimizde sırtımız büyük. Dolayısıyla sistem işlemiyor ve çökmüş durumda ya. Vodafone'un yaptığı bir şey var. Ek sözde başlığı var. Aşağıda koyayım. Taahhüt düz bitmeden taahhüt yeniletmeye çalışıyor. Niye? Siz geçirecek yine. 100 lira 200 lirayı. Ama en çok kime yakışmıyor biliyor musunuz? Hukukumuza. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlette tüketicisini, vatandaşını koruyamamak asıl olarak yakışmıyor. Bize hiç yakışmıyor hocam. Bu firmalara gereken cezalar verilecek. Söyleyin bakayım fiziği bir daha yapabiliyorlar mı? Öyle sözleşme imzalatabiliyorlar mı? 8 lirayı 10 liraya geçirebiliyorlar mı? Vodafone'u bir kere cezasını verin bakalım taahhütünden önce yapabiliyor mu? Toyota bir kişinin başına böyle bir şey geldiğinde cezasını kesin bakalım. Gerçek cezasını bir daha cesaret edebiliyor mu? Herhangi bir avukat tutun diye artistlik yapmaya. Hocam bunu düzeltmek zorundayız. Bu şekilde koca koca firmalara haklarını her türlü umursamazca kullanmaya izin verirken tüketicilere mağduriyet yaratırsak bu iş olmaz. Hocam bu çakallıkları bir şekilde hukuk sistemimiz düzeltmek zorunda. Devlet büyüklerimiz bunu acilen gerçekten önlem almak zorunda. Hocam kazıklandıkça kazıklandıkça her yer şikayet dolu hocam ya. Bütün bu operatörlerde herkes şikayet ediyor. Bunun çözüm olmaz mı Allah aşkına ya? Gerçekten yani insanın sinirini bozacak kadar rahatsız ediciler. Hani birkaç ya şey diyorum hani kazıkla beni al paramı bari gururumla oynamaya. ya. Bir de gururumla oynuyorlar anladın mı? Ne diyeyim bilmiyorum. Açacaksınız da dava açın. Sizden korkan sizin gibi olsun diyerek videomuzu bitirelim. Aşağıda diğer sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da destek verirseniz çok seviniz diyelim. De videonun başında belirttiğim gibi biz bu 3 kuruşa muhtaç olmuş milyon dolarla olan firmalardan çok daha azına sahip olmamıza rağmen gidip bunları bağışlıyoruz ve ekibimizdeki akademisyenlere bir şekilde henüz kadro bulamamış akademisyenlerimize dağıtıyoruz. Laboratuvarımızı Kamunun olan maddi laboratuvarı ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden destekleriniz de çok önemli diyelim. Daha az kazıklandığımız, sistemin çok daha güzel işlediği günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah belanız versin. Trendyol sponsor mu oldu ya? Çok iyi zaten çok severim Trendyol'u. Şunu da turuncu yapayım. Kaç para verdi bakalım? Para falan vermedi hocam. Para vermez Onu niye koyuyorsunuz ya? Allah sizi kahretmesin ya. Trendyol Allah senin de...